Çok Efendim gizli. Diş eti tedavisi sırasında ve sonrasındaki dikkat edilmesi gereken gerekenler neler mesela? Neye dikkat etmek? E tabii burada şimdi hastanın çok önemli ağız hijyenini sağlaması kendisi açısından. Evet. burada çünkü hastalarımızın en büyük eksikliği diş fırçalamasını genelde ne zaman sorsak hasta bize geldiğinde çok iyi yapıyoruz diyorlar ama burada diş fırçalaması genelde çok hatalı yapılıyor hastalarımızda. Evet. Genelde fırçalarken e, diş etiyle beraber hastaların dişlerini fırçalaması gerektiğini ve uzun uzun fırçalamak gerekiyor. Hı hı. Genelde ben hastalarımızdan en az bir 5-6 dakika dişlerini fırçalamasını rica ediyorum bu evet. tip tedavilerden önce. Ve e, bu tip tedavilerden önce yine hastalara diş ipi kullanma alışkanlığını kazandırmaya çalışıyoruz. Diş. Çünkü birçok hastada diş ipi kullanma e, alışkanlığı yok. Hı hı. Çünkü bunlar e, ağız ve diş eti sağlığı için birinci etkenler Bundan sonra tabii ki yaptığımız tedavinin sonuç vermesi, hastanın bu tedavilere karşı bu yöntemleri kullanırsa çok başarılı oluyor. Çok iyi sonuçlar alıyoruz. Aa çok güzel. Yani ben Evet, diş eti devamlı artık diş ipini kullanmaları gerekiyor. %100 her gün kullanmak lazım. yani Diş fırçalıyorsanız her gün diş ipi de her gün yapmak zorundayız. Ben Hı -hı. diş ipini yanlış anlamak Bir iki kere kullandım. Gayet de keyifli. Ben yani. çok kullanırım. Çok, çok da rahatlatıcı e, bir çok tarafı rahat, var tabi, bence. Canım. E, çünkü Aynen. tam temizlendiğini hissediyorsunuz. Çünkü istediğiniz kere. kadar fırçalayın o dişlerin arasına giremezsiniz. Evet. Çünkü diş ipinin size ne avantajı var? Bir e, kontak noktasından dişlerin çürümesini engelliyor. Oradaki çünkü bakteri plaklarını uzaklaştırıyorsunuz. İk İki diş etini sağlığa kavuşturuyor. Ee, üçüncü olarak da işte bunları temizlemediğiniz zaman siz ağzınızı temizlediğiniz ettiğiniz için ağız kokusu oluşuyor ağızda. Ama bunu yaptığınız zaman diş ipini Hı -hı. ağız kokusunu yüzde doksan ortadan kaldırıyorsunuz. Tamamıyla. Kullanması da çok basit ve pratik. Yani hiç büyütmelerine gerek yok. İlk başlarda biraz yok. zorluyor belki ama alıştıktan sonra kolay. Evet. Hocam e, diş taşı temizliği dişlerimi inceltir mi diye bir soru var. Evet, onu Bunu genelde insanlar o konuda birazcık bazen He. soru işaretleriyle geliyorlar. Ama tabii kesinlikle öyle bir şey yok. Ee, sadece zaten o kullandığımız aletler ya el aletiyle ya da o diş taşını temizlemek için kullandığımız o scalerler vibrasyonla çalışıyorlar. Vibrasyon oradaki diş taşını kırarak çıkarttığı için e, herhangi bir inceltme yolu açmıyor. Zaten onun üstüne de polisaj yapıyoruz dişlerin üstündeki o lekeleri çıkartmak için. Onlarda da herhangi bir inceltme kesinlikle olmuyor dişlerin yüzeyinde. Çünkü sadece evet. oradaki fazlalık oluşan taşa yani, müdahale ediyoruz. Taşı ve lekeyi alıyoruz. Taşı evet, ve lekeyi aldığımız için bir sıkıntı yok bu konuda. Evet. Ancak diş beyazlatmada tabii ki e, kimyasal ajanlar kullanıyoruz. Bu kimyasal maddeler e, dişlerde hassasiyetler oluşturabiliyor ama onlar da dişi inceltmiyor hiçbir şekilde. Hocam e, şimdi diş bizim için önemli. Evet. Bir de güldüğünüzde dişin üstündeki o etleri de görüyoruz. Bunlar rahatsız olan Has, e, mutlaka danışanlar vardır. Nasıl bir çözüm önerirsiniz e, ve acısız bir işlem midir ya da kapanıyor mudur? Bunları net bilmiyorum ama onlar e, soru sorduğu için bunu dile getirmek istedim. Şimdi tabii ki bu olay estetiğe giriyor. Hani evet. Sonuçta sağlıklı da olsa, sağlıksız da olsa bir şekilde hastalar güldükleri zaman diş etleri görünenler var. Tabii ki bu olayın direkt olarak estetiğini bozuyor. E, bu tabii ki birkaç alternatif var bu işin. Hastalarda ya e, dudak kısa olduğu için, ya e, üst çene kemiği çok çıkık olduğu için ya da üst çene önde olduğu için bu tip şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bunu ortadan kaldırmak için birkaç tane e, yöntem var tabii ki. E, en basite tabii ki krom boyu uzatma diyoruz buna. O gummy smile dediğimiz gülüş estetiğini ayarlamak Hı. için. E, diş Görünen kısmı lazerle ya da cerrahi yöntemle oradan e, uzaklaştırarak, Diş boyunu uzatıyoruz ve hasta güldüğü zaman görünmez hale geliyor. Bu güzel. Ya da ne bileyim kemik varsa bu olayın içerisinde. Kemik de bazen çünkü görünüyor. Böyle çok çıkıntılı olur, bombeli böyle. Onları da cerrahi yöntemle diş etini kaldırarak altından kemiği bizot ediyoruz. Yani aşındırıyoruz. Ve ondan sonra tekrar diş etini yerine dikerek boyunu kısaltıyoruz. Bu tip şeyler yapıyoruz ve çok rahat oluyor. Ya da en basiti bazı hastalarda botoks uyguluyoruz. Dudağa botoks uyguluyorsunuz. Dudak düşüyor tabii ki. Hasta güldüğü zaman. Ben onu ilk hiç defa hiç duydum. duydum. Yani. Hiçbir burun şekilde o diş eti görünmüyor. Botoks uyguluyorsunuz. Ee, botoks uyguluyor. O en basiti. Hemen evet. burun altından 2-3 noktaya botoks yapıyorsunuz. Dudak düşüyor. Ee, diş etleri görünmüyor. Bu en basiti. E peki, tabii ki 3-4 ay sürüyor. Evet. Peki hastalar mesela geliyorlar. Dişlerini yaptıracaklar. Hı hı. Ee, takriben ne kadar sürüyor? Ee, çok hı. acılı bir işlem mi bu? E tabi şimdi burada yapılacak işlemlerin planlamasını yapıyorsunuz herkese çünkü aynı şeyler olmuyor ama tabi standart olarak söylersek şöyle diyelim yani her şey düzgün yolunda gidecek estetik çalışacağız hastaya. Hı hı. E, bunda yapacağımız olayda şimdi şöyle de var tabi işlemler artık dijital de işin içine girdiği için hızlanmaya başladı artık. E, eskiden bir ay süren işleri mesela şimdi iki haftada falan bitirebiliyoruz rahatlıkla ya da daha da hızlı bir şekilde sayı hasta daha da çok bitirebiliyoruz. Yani ortalama 2-3 e, hafta diyebiliriz hastanın bu işlerinin bitmesi. Burada en çok zamanı alan iş dişlerin e, bu işe hazırlanması. İlk iki randevu çünkü yani evet. kaç diş yapacaksanız biraz o uzun sürüyor. 2-3 saat, 4 saat sürdüğü oluyor çünkü ilk çalışmaların. Yani önden çağırıp önce hangi e, dişlerin değiştireceğinizi e, planlıyorsunuz. Bu aşama ilk planlama aşaması farklı hastayı tabii ki alıyorsunuz. Bunun bir fotoğraflama protokolü var. Hastanın pro fotoğraflarını çekiyorsunuz. Doğru. Sonra bu çektiğiniz fotoğraflarda beraber hastanın ağzından almış olduğunuz ölçü modelleri var. Bu ölçü modelleriyle beraber bir bilgisayar programına aktarıyoruz. Hı hı. Orada e, hastamıza yapabileceğimiz, tasarladığımız bir diş tasarımı oluşturuyoruz. Bravo. Bu diş tasarımını yine biz e, dijital olarak e, printer'dan çıkartıyoruz. Bunun üstünde bir silikon kalıp oluşturuyoruz ve hastayla bunu ağızda uygulayarak kontrol ediyoruz canlı bir şekilde. Ama tabii ki o arada hastanın dişlerine hiçbir müdahale etmemiş oluyoruz. Bu da hasta için büyük bir avantaj. Ee, biz bu oluşturmuş olduğumuz dizaynı hastanın evet. ağzına geçici bir maddeyle e, yerleştirdikten sonra bakıyoruz bazen birkaç günde bırakabiliyoruz bunu hastanın ağzında kalabiliyor. E, hasta da e, olumlu olarak dönerse biz de bunu beğenirsek tabii ki bu sefer Hastanın gerçek dişlerini estetik olarak yapmaya başlıyoruz. E bu da tabii ki dediğim gibi 2 ile 3 hafta arasında tamamlıyoruz. Efendim diş doktorumuz Metin Şanap bizlerle lütfen sorularınızı almaya devam ediyoruz. Ve ulaşabileceğiniz WhatsApp numarası ekranlarda 0536 610 0860'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Biz de Metin Şanap'a mutlaka sorularınızı ileteceğiz. Peki bu diş taşı temizliği dedik e, dişleri mi inceltir? Diye bir şey var, soru var. Dişleri mi inceltir diyor. Öyle bir Dişlere şey olabilir zarar mi? Verir zarar yok. verir Kes, mi? Kesinlikle, diş taşı kesinlikle zarar vermez. Ha, temizlemezsen verir. Evet. Temizlersen <laughs> hiçbir zarar. <verir>. Diş taşını <laughs> neden kullanırlar? Diş taşını Hı -hı. neden temizlerler? Diş evet. taşının temizlenme sebebi, çünkü şimdi orada diş taşının oluşması genelde tabii ki bakteri plağı ve bakteri planının birikimiyle Hı -hı. alakalı evet. olan bir şey. O zamanla giderek işte tükürükteki kalsiyum miktarı da üstüne çökerek orada diş taşı oluşturuyor. E ...bunu temizlemezsen diş etinde problem yaşarsın... Hı hı. ...diş etinde iltihaplanmalar yaşarsın... ...diş etinde çekilmeler yaşarsın... Coco. ...bu iltihaplanmalara bağlı olarak... ...kemik erimesi yaşarsın... ...böyle bu zincirleme bir şekilde gider... ...bu maksimum seviyesi diş kaybında gider... ...ne kadar e, zamanda e, temizlemek lazım... Ya senede yani bir kere, zamanı var mı senede yani... ...senede bir kere doktora gidip... ...kontrolünü ettirip temizliğini yaptırmak... ...çok daha mantıklı. ...yani dişler için bir bakım şart... ...araba bakımı gibi... E, ...nasıl yüz, e, yüzde bir yüzde bakım varsa hiçbir şekilde e, dişlerinizin e, bakımında çünkü ben şimdi hastalar çünkü bir şey anlamazsınız yaptığınızda ağzınızda problem olduğunda bazen o ufakken o sorun işte bu bakımlarla ortadan kaldırıyorsunuz ama bakmadığınız hmm. zaman sorun büyüdüğünde geliyorsunuz bize o zaman ne oluyor iş büyük oluyor farklı işler acı da çekiyorsunuz tabi ama tabii Aslında. ki şimdi böyle demin konuşmamızın başında olduğu gibi ben hastalarımı yönlendirmeyi çok seviyorum ee, diş etlerini, diş taşlarını temizleme yani bunu her diş doktoru e, yönlendirir. O yüzden mesela hastalarımızdan memnunuz. Bazıları çok güzel uyguluyorlar. Ee, bazen işte hasta geliyor, pırıl pırıl. Temizlemeye bile ihtiyacı olmayan hastalarımız oluyor o sırada. Aa, çok Tabii güzel. Tabii hani o diş ipi ve fırçalama yöntemlerini uygularsanız hiç yani gerek Seans, yok. senin soruların Olmaz ne? Olmaz mı? Ortodonti tedavilerini nasıl uyguluyorsunuz? Şu an ne aşamada? Kolaylaştı mı o eski bildiğimiz yine metal işte e, tel gibi olan görüntü hala var mı? E tabi ortodontinin o şimdi klasik de, yöntemi. Evet. tabii ki e, zor ağızlarda o braketli o metal sistemleri tabi kullanıyoruz. Şimdi tabi ortodontideki e, kullanılan sistemler değişti bazı yöntemlerde. E, şöyle değişmeler var. Bu plak sistemleri, eliner diyoruz bunlara. Hı -hı. Bu plak sistemlerine geçildi. Plak sistemleri de e, dişleri tabii ki hareket ettirerek, ...telde olduğu gibi dişlerin düzelmesine yardımcı oluyor. Evet. Ee, bunu çalışırken de şöyle yapıyoruz yine. Ee, yine hastadan bir ölçü alıyoruz. Ölçüle beraber yine bir fotoğraf protokolü. Ee, bunları bilgisayar ortamına taşıyoruz. Orada bunun için özel bir program var. Ee, bu programda hastanın son hali ne olacak şekilde ayarlıyoruz evet. onu. Ve o bize program bunun kaç hafta süreceğini, kaç plak kullanılacağını orada bize çıkartıyor... E, bu oluşturmuş olduğumuz animasyonları e, biz hastayla paylaşıyoruz. Hı hı. Bak diyoruz, sonu bu şekilde olacak. Eğer ki hasta beğenirse tamam dediği zaman bunu hastaya uyguluyoruz e, ve tabii ki bunun en büyük avantajı tedavinin bitiş süresi kesin oluyor. Evet. Yani çok nadir evet. uzuyor. O hı hı. anlamda çok ne avantajlı. Ne kadar bu süre? Evet. Ya bu çok değişken e, dişin yapısına göre yani 8 ayda sürebilir, 6 ayda sürebilir, 1 sene, 1,5 sene de sürebilir. E, ağızdaki bu bozukluğa bağlı, diş dizisinin bozukluğuna bağlı. E, ve bu çok iyi sonuçlar veriyor plaklar. Çünkü bu tip bu tip plakla çalışmanın en büyük avantajı e, bu sosyal ilişkisi yoğun olan, özellikle yetişkin hastalarda e, çok avantajlı. Çünkü mesela bir toplantıya gireceksiniz, bir yemeğe evet. gideceğiniz zaman o plağı çıkartıyorsunuz, kutusuna koyuyorsunuz toplantınıza ya değmeyiniz yap ondan sonra tekrar takabiliyorsunuz. Bunu günde ortalama 17 ile 18 saat maksimum minimum takmak lazım. Çünkü dişleri hareket ettirsin. Bir de işte plaklar düzenli aralıklarla ortalama 2 haftada bir hastalarımıza plakları değiştirtiyoruz. Evet. evet. Şimdi şöyle düşüneceğim. Yani bu diş tedavilerinden ziyade Diş yapılmasının belli bir zamanı var mı yazın, kışın doğru öyle bir öne, doğru bir zamanı var mı? Yani bunu hmm. ben çok merak Bunun ettim. Doğru zamanı hastanın uygun ol, uygun olduğu hmm. zaman. Yoksa çünkü evet. e, yani bizde e, şöyle diğer estetik çalışmalarda olduğu gibi öyle bir şeylere ihtiyacımız yok. Burada önemli olan hastanın vakit ayırması. Çünkü sonuçta bir hastaya bir şey yaptığımız zaman geçici dişler uyguladığımız için e, bu tip şeylerde hastanın kendisine bir süreç ayırması lazım. ...yoğunluğunun buna göre ayarlanması lazım ki hasta rahat etsin bu çalışmalarda. Diş teli peki her yaş grubuna ve her hasta tipine uygun mu? Tabii ki. Kullanamayan kesinlikle. ya da yapamadığınız durumlar var mı? Ya Kullanılmayacak durum yok. İşte dediğim gibi eğer ki bu diş tellerin yani braketli sistem görüntü olarak hasta rahat değilse... ...plaklı sistemle yapmak... Hı hı hasta için daha konforlu oluyor. Evet. Sorular gelmeye başladı. Benim e, 20 yaş dişimden dolayı sol yanağımda apsi oluştu ve yaklaşık 2 aydır antibiyotik kullanmama rağmen şişlik geçmedi demiş. Ne yapılması gerekiyor? Lütfen Metin Bey cevap verebilir mi? Şimdi bu tip şeylerde tabii ki e, röntgen teşhisi çok Kesinlikle. önemli. E, dişin pozisyonu bu işi çok etkiliyor. E, yani Kronik iltihap olmuş olabilir. Bu kronik iltihapta da e tabii ona göre bir tedavi protokolü var ama tabii ki o diş e, büyük bir ihtimal çekilecek. Uh -huh. Çekilecek, çekilecek yani çürüme çekilecek. oluşmuş e, tabii, değil mi abseden yani, e, e, 20 yaştan kaynaklanıyorsa e, çekilecektir. Onun da belli protokolü var ama tabii e, hastanın röntgeniyle beraber değerlendirmek böyle bir şey daha mantıklı. Peki kanal tedavisinde ilgili sorular var. E, bunu hangi aşamada kanal tedavisini yapıyoruz ya da Hasta az önce dediğiniz gibi dişe düzenli bir şekilde bakmak zorunda. Bakmadığı zaman kanal tedavisi mi uyguluyoruz acaba? Şimdi kanal tedavisi tabii ki direkt olarak sinirle alakalı olan bir şey. Ee, burada kanal tedavisi uygulayacağımız için birkaç sebep lazım. Şimdi birinci etken en büyük etken çürükler. Evet. Şimdi çürük hasta tabii ki peşini bıraktığı zaman dişinin hı hı. ne oluyor? Çürük giderek büyüyor. Evet. Tabii çünkü diş kabuk yani dişin mine yüzeyi dışarıdan pek fazla belli olmaz. Oradan çürüğü mesela evet. küçük görürsünüz. Onun altında hemen dentin dokusu vardır. Bu evet. dentin dokusu da bir çok süngersi yapıdır ve orada çürük çok hızlı ilerler. Eee hastalar mesela geldiğinde mesela hasta başlıyorsun bir çürüğü temizliyorsun. Sinire kadar gelmiş tabii ki ya da ne bileyim sinirden o çok çürükten ağrı yapıyor. Bu tip şeylerde kanal tedavisi yapmak zorunda kalıyorsun. Evet. Birinci etken bu, ikinci etken tabii ki kazalar, bu tip şeyler. Özellikle çocuk yaştakilerde çok oluyor. Düştü ön dişleri özellikle vuruyorlar. E, bu tip şeyler, çarpmalar, Hı -hı. görünmez kaza dediğimiz olaylardan kaynaklanan bir sürü şey var. Bir de estetik amaçla çalışırken, tabii ki mesela dişlerin pozisyonu çok öne doğru fırlak olan hastalar var. Bu tip şeylerde dişlerin pozisyonu düzeltirken, dişi ufaltırken, yani biz bunları pere, pere evet. ederken sinire çok yaklaşıyorsun. E, bu sefer de kanal tedavisi yapmak zorunda evet. kalıyorsun. Hocam 15 dakikadır sizi yorduk. Ama yapacak bir şey yok çünkü <laughs> bakın çok sorular var, süremiz de çok azaldı. Ama diyor ki benim sadece iki dişimin diyor arasında e, diş etinde problem var. Yemek yerken veya nasıl söylesem ağzımda küçük bir basınç oluştursam oradaki havayı çekerek diş ipi kullanarak diş fırçalarken yani her zaman kanıyor. Diş ipi kaynaklı kalıcı bir hasar değil çünkü en çok o bölümde dikkat ediyorum. Diş hekimime gitmeden bir danışmak istedim, size bir sormak istedim mümkün mü diyor. Şimdi orada diş arasında bir şey kaçıyorsa elbet ki evet, iki dişin şey? arasında bir boşluk var demek. Evet. Ki. Zaten en büyük sıkıntı bu. Şimdi burada yapılması gereken şey yaptığımız tedaviler hı hı. diş hekimi olarak. O aradaki bölge diş etini ilk önce temizleyip ya lazerle ya da cerrahi bir yöntemle ya da basit bir küretajla onu sağlıklı bir konuma getiriyoruz. Daha sonra tekrar bir şey kaçmaması için o iki diş arasını dolguyla ya da bir protetik çalışmayla kapatmak gerekiyor. Önemli olan o. Evet, evet, ben Benim son sorum e, diyor ki çarpıklık ve çene gerginliği ile alakalı. Benim alt ve üst dişlerim dar sıkışık alttakiler biraz çarpık ve üstteki dişim ileri doğru çıkmış. Çeneye gelince bir parmak ya var ya yok. Geride sorunum ise ağzım zor kapanıyor. İki diş gözüküyor. Sürekli ve çok rahatsız oluyorum. Bu duruma göre çene ameliyatı gerek var mı? Kaplama mı veya tel mi? 18 yaşındayım ve Vanda Diş Fakültesi'ni demiş. olabilir mi? Vanda yaşıyormuş efendim. E tabii ki oradaki Vandan girmiş. Oradaki mutlaka. diş hekimliği evet. fakültesinde de evet. değerli arkadaşlarımız, değerli hocalarımız mutlaka evet. var. Evet. Orada da olur ama tabii ki anlattığı şey anladığım evet. kadarıyla yani canlandırdığımda hem ortodont hem cerrahi ile çözülecek bir olay. Evet. Yani ikisini de uygulanacak o hastaya. Senin son sorun var mı ben ee, hocama? Evet aslında Seyircilerden evet. gelen bir soru daha kaldı. O da evet. diş teli tedavisinde teller çıkartıldıktan sonra leke bırakır mı? Ya da bunlardan endişe duymalarına gerek var mı? Çürük ve leke çok soruluyor diş telinde. E tabi şimdi diş telinin en büyük dezavantajı tabi temizlemesi zor evet. oluyor. Ee, diş etlerinde tabii ki bu diş teli şişmelere yol açıyor iyi bakılmadığı zaman. ...ve araları iyi temizlemediğiniz için de çürükler oluşabiliyor. Ee, bu braketler çıkardığında e, üstündeki ilaç var, yapıştırma ilaç lekeleri. Onları iyi temizlendiği Hı -hı. zaman, iyi zaman renk değişikliği kalmıyor. Hı -hı. Yani onlar çürük de oluşturmazlar. Buradaki tek sıkıntı tel ağızdayken iyi bakılmadığı Temizlik zaman ara yüz kontaklarına oluşacak olan çürüklerdir evet. ve diş eti hassasiyetleri. Şimdi bize evet. geldiniz. Yine Erhan Nacar'la şimdi programda beyaz bir konuk oldunuz. 20 dakika çok hızlı geçti. Evet. Ama güzel. çok güzel, çok verici, çok böyle vatandaşlarımıza ve izleyicilerimize çok verimli olduğunu düşünüyorum. Güzel. Tekrar teşekkür ederim efendim. Diş hekimimiz Metin Şanap bizlerleydi. Evet. Ama...